Kategori Mağazacılığı Derneği 2012 yılında çıktığı yolculuğuna 2021 yılında Zincir Mağazalar Derneği ismiyle ve yeni vizyonuyla devam ediyor. Gıda dışı modern perakende sektöründe 70'e yakın öncü firmayı çatısı altında bulunduran Zincir Mağazalar Derneği, kurumsal yapısı ve sektördeki öncü duruşuyla iç ticarette 50 bin satış noktasını ve 320 milyar TL ciroyu temsil ediyor. Tüm bu önemli adımları atarken de 300 binden fazla kişiye istihdam olanağı sağlayarak on binlerce ailenin hayatına dokunmayı başarıyor. Zincir Mağazalar Derneği mevzuat çalışmalarından yayın ve araştırmalara, eğitim ve istihdam yaratma projelerinden sektör buluşmalarına kadar birçok alanda yürüttüğü faaliyetlerle hem üyelerinin güçlenmesine hem de sektörün büyümesine katkı sağlıyor. Tüm sektörü etkileyen her türlü düzenlemede üyelerinin fikirlerini ortak bir noktada buluşturan dernek, tüm mevzuat çalışmalarında sektörün sözcülüğünü üstleniyor. Bu çalışmalarıyla Zincir Mağazalar Derneği, sektörle ilgili görüş istenen bir kurum haline gelmeyi hedefliyor. Sektörün ihtiyaçlarını tespit ederek çeşitli konularda eğitim ve seminerler düzenleyen Zincir Mağazalar Derneği, temel perakende eğitimi için İSMEK'le Perakende Okulu'nu mesleki yeterlilik belgelendirmesi yapmak için de Perevok Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi'ni kurdu. Zincir Mağazalar Derneği bu alanda yaptığı çalışmalarla hem sektör ortaklarının kalifiye çalışan sorununa çözüm üretiyor, hem de binlerce gencin iş gücüne dahil olmasını sağlayarak Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor. Zincir Mağazalar Derneği, sektörel işbirliklerinin gelişimi için her yıl yüzlerce kişinin fiziksel katılımıyla Perakende Teknolojileri Konferansı düzenliyor. Geçtiğimiz sene pandemi koşulları nedeniyle online olarak hayata geçirilen, 51 konuşmacının yer aldığı ve 19 firmanın sponsorluk sağladığı Perakende Teknolojileri Konferansı'nda 5000'i aşkın kişiye ulaşılırken, konferansın bu yıl 8.sinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Konferans ve diğer etkinlikler, Zincir Mağazalar Derneği'nin sektör içindeki bilgi alışverişini sağlarken, paydaşlar arası yeni işbirliklerine de olanak sağlıyor. Zincir Mağazalar Derneği, büyük çaplı konferansların yanı sıra tanıtım toplantıları, özel gündemli etkinlikler ve organizasyonlarla paydaşlar arasında işbirlikleri oluşturarak, firmaların görünürlüklerinin ve işbirliklerinin artması için çalışıyor. Bir arada olmanın ve birlikte öğretmenin gücünden yola çıkan Zincir Mağazalar Derneği, ortak değerlerin yarattığı sinerjiyle tüm sektör ortaklarının yanında olmaya ve perakende sektörünün geleceğine yön vermeye devam edecek. Merhaba, Zincir Mağazalar Derneği'nin bünyesinde düzenlenen 8. Teknoloji Perakende Teknolojileri Konferansı'nın teknolojik mevzuat oturumuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle teknoloji ile hukukun düzenlemelerinin etkileştiği ve birbirini dönüştürdüğü konular hakkında konuşacağız. Öncelikle Zincir Mağazacılar Derneği'ne ve organizasyonda emeği geçen Alkaş'a teşekkürlerimizi sunarız. Bizleri davet ettiği ve bu organizasyona vesile oldukları için. Önce kendimi, sonra konuşmacıları kısaca tanıtıp konuşmalarımıza ve oturumlarımıza başlayabiliriz. Ben Özel Hukuk Bürosu'ndan Avukat Bilge Özüdemirel, Galatasaray Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi'nde bilişim hukuku master'ımı tamamladıktan sonra LSE'de de bu alanda çalışma imkanı buldum ve özellikle perakende sektöründe CRM, IT, İK gibi dataya temas eden pek çok departmanla birlikte uyum projelerinin içerisinde yer alma, e-ticaret, KVKK, siber güvenlik gibi konularda siz değerli katılımcılarımızın da arasında bulunduğu pek çok konferansın uyum projesinin içerisinde çalışma imkanı buldum. O yüzden bugün bu moderasyonda, bu toplantıda hukuk ve IT alanında uzman kişilerle birlikte olmak benim için çok büyük onur ve mutluluk verici bir gelişme. Bu silsile içerisinde kimler konuşacak, onları kısaca bir tanıtmak isterim. Öncelikle Rasyotek'ten aramızda katılımcı olarak olan Avukat Alara Yılmaz Hanım konuşmalarına başlayacak. Alara Hanım İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans ve lisansını tamamlayıp hem in-house hem hukuk bürosu tecrübelerini gerçekleştirdikten sonra Rasyotek'te yönetici avukat olarak çalışıyor. O yüzden İK ve bilişimin buluştuğu konularda bizleri aydınlatıcı bir konuşma sergileyecek.
Daha sonra avukat Ayşegül Durmuş Acar Hanım o konuşmalarına devam edecek. O da İstanbul Üniversitesi ve London Business School'da ve Yeditepe'de eğitimini tamamlamış. Ve ağırlıklı olarak da in-house uluslararası şirketlerde çalışmış avukatlarımızdan. Aramızda BT Teknolojilerinden katılan Gürkan Bey, Kığlı Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Direktörü olarak katılıyor. 21 yıl aşkın tecrübesiyle bizlere hem müşteri deneyimi hem bilişim ve siber güvenlik alanlarında dijitalleşme ve çoklu kanal yönetim stratejilerinde önemli açıklamalar ve deneyim paylaşımları sağlayacak. Daha sonra Zeliha Hanım, avukat Zeliha Önder, Koçtaş'ın baş hukuk ve uyum müşaviri. O da hem Marmara Üniversitesi mezunu, daha sonrasında hem hukuk bürosu hem yoğun bir in-house tecrübesi var. In-house avukatlığın bu dijitalleşme süreçlerindeki etkilerinden bahsedecek. Eminim sorularınız da zenginleşecek, interaktif gelişecek, keyifli bir konferans olacaktır. Ben sözü Aylar Hanım'a bırakmadan önce özellikle şunu vurgulamak isterim. Siber güvenlik vakalarıyla aslında biz bilişim hukukuna ve bilişimle hukukun, IT'nin ve diğer departmanların buluştuğu alanlara temas etmeye başlamıştık. Fakat şu an geldiğimiz noktada fiziki olarak perakende sektöründe ne oluyorsa aynısının iz düşümünü dijitalde görebilir bir haldeyiz. O yüzden burada bugün sadece güvenlik, ceza, suç, hacklenme vakaları gibi konular konuşmayacağız. İK, CRM, dijital dönüşüm, mağazaların online'a tanışılması gibi pek çok perakendinin offline'ın online'a geçişiyle bağlantılı hem hukuki hem teknolojik konularına değineceğiz. Umarım sizlerin de keyif aldığı ve bilgilendiği bir süreç olur. Önce Alara Hanım'a ilk sorumu yöneltmek istiyorum. İK süreçlerinde her zaman hukukla insan kaynakları birimi birlikte yol almıştır. Bu bordro, puantaj, teşvikler gibi pek çok alanda süre gelmiş bir deneyimdir. Peki teknolojiyle bu nasıl değişti? Özellikle de Rasyotek'in insan kaynakları ve bilişim alanındaki ürünleri, örneğin Süper Portal gibi ürünlerinin insan kaynakları ve hukuk alanında çalışanlara olumlu etkileri neler oldu? Sizden dinleyelim Alara Hanım. Bilgesi Hanım, teşekkür ediyorum. Merhaba herkese öncelikle. Şimdi teknolojiyi konuşurken burada teknolojik mevzuat, ben de meslek hayatımda hukuk bürosunda veya Rasyotek'te bilişim hukukunun çok içerisindeyim. Aynı şekilde akademik çalışmamda da yine bilişim hukuku. O kadar birbirinden bağımsız olmasına rağmen iç içe, dediğiniz gibi insan kaynaklarıyla hukukun nasıl iç içe oluyorsa teknoloji de yine aynı şekilde bizim hayatımızın bir parçası. Özellikle hukukçular için bir noktadan sonra kesinlikle teknoloji ve dijital çözümler bizim için vazgeçilmez hale geliyor. Hem işimizin bir parçası hem firmalarımızın ihtiyacı olan özellikle teknolojik çözümler hem süre hem verimlilik hem işte maliyet açısından oldukça fayda sağlayacak teknolojik çözümlere yöneliyoruz. Şimdi iş dünyasında artık teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme şekillendiriyor bütün sektörleri aslında, perakendeyi ve online sektörleri. Burada da teknolojiyi siz ne kadar iyi kullanırsanız iş süreçlerinde de verimi arttırırsınız. Yani yapılan araştırmalarda da gördüğümüz kadarıyla kesinlikle teknolojinin çeşitli alanlarda, çeşitli başlıklarda verimi arttırdığını gözlemleyebiliyoruz. Bir tarafta aynı zamanda rekabetin artmış olmasından kaynaklı da kesinlikle teknolojik çözümlerin burada her sektörü bir adım öne geçirdiğini gözlemliyoruz. Nitekim özellikle siber güvenlik tarafında da son zamanlarda duyduğumuz, aldığımız bilgiler, gördüğümüz vakalardan yola çıkarak da kesinlikle teknolojik çözümlerin hem insan kaynakları tarafında hem bir diğer alanlarda da aynı şekilde kullanılması büyük önem arz ediyor. İnsan kaynakları tarafından baktığımız zaman biz Rasyotek İnsan Kaynakları ve Bilişim AŞ olarak insan kaynakları olarak yola çıktık. Şirketlerin tasarrufunu sağlayabilmek adına çeşitli çözüm yöntemleri ve teknolojik çözümlere yöneldik. Bu kapsamda çeşitli projelerle çalışmalarımızı halen sürdürüyoruz. Burada da
Ekonomik ve demografik trendler sonucunda işletmelerin yüksek teknolojiye olan ihtiyacını gözlemledik. Bugüne kadar olan tecrübe ve deneyimlerimizle birlikte insan kaynakları tarafında zira bir personelin işe alımı, özlük dosyasının oluşturulması, dediğiniz gibi bordrolama, teşvik süreçleri çok bacaklı, insan kaynağını çok yönlü bir hale getirmiş oluyor. Yine eğitim başlığı da bunun altında. Buradaki temel amacımız ne kadar doğru personel, insan kaynağını ne kadar doğru yönetirsek bizim verimliliğimiz de bizim buradan sağlayacağımız karımız da yine aynı şekilde daha artarak devam edecek. Burada da ihtiyacımız olan teknolojik çözümlere yönelmeye çalıştık. Bir personelin seçimi esnasında harcanan efor, burada geçirilen vakit, bunların aslında bir personelden elde edilecek verimden ziyade ne kadar iş gücü kaybına sebep olduğunu gözlemledik. Yine daha çok aslında burada elle yapılan ve tekrarlanan işleri gözlemlediğimiz için bir personelin sadece birisinin bordrolama işlemlerinde sadece oraya mesai harcadığını görüyoruz. Halbuki o personelde daha farklı, daha verimli özelliklerini kullanma yöntemine gidebilirsek burada firmalar açısından da daha doğru ve verimli iş gücü sağlanmış olacak yine aynı şekilde. Çalışanın bu noktada zaten insan kaynağının amacı da çalışanın performansını arttırabilmek ve ona bu kaynakları sağlayabilmek olması gerekiyor. Buradan hareketle de bizler Rasyotek insan kaynakları tarafında teknolojik bilişim altyapımızla beraber süper portal ürünümüzü, projemizi çözümünü sunduk aslında firmalar için. Süper Portal'ın da açılımı strateji, üretim, planlama, ekonomi ve raporlama olarak burada insan kaynağı tarafında ihtiyaç duyulan tüm süreçlerde teknolojik çözümü kullanarak daha hızlı sonuca ulaşmak amacımız ve vizyonumuzla bunu tüm aslında sektör bazında, perakende de online'da aynı şekilde kullanılması bahsettiğim gibi verimi, kaliteyi arttıracak ürünler bunlar. Bir taraftan aslında personelin verimliliğinden söz ederken onun eğitimi, iş hayatına istihdamını arttırmaya yönelik diğer etkinlikler, diğer eğitim katılımları burada da dijital dönüşümün yine tabii ki etkisiyle bizim de süper portalımızın sağladığı yine tabii ki teknolojik çözümde personelin eğitimine yöneliyoruz. Dijital eğitimlerde dijital öğrenmeden burada görebiliyoruz. Zaman ve mekandan bağımsız kesinlikle personelin de hem vaktini hem de burada her an girebileceği şekilde, her an izleyebileceği şekilde veya performansını ölçebilecek şekilde yine burada aynı şekilde teknolojik çözüm bizim için önemli hale geliyor. Biz tüm bunları topladık çünkü çalışma alanlarımız, hizmetlerimiz de oldukça kapsamlı, projelerimiz çok farklı noktalarda yatırımlarımız olduğu için bu verileri toplayıp ihtiyaç duyulan şeyleri bir teknolojik çözümde, dijital AVM'de bir araya getirdik aslında. Örneklemek gerekirse yine bordrolama sürecini Süper Portal'ın içerisinde bulunan bir modül vasıtasıyla tek tıkla halledebiliyoruz. Burada kesinlikle iş gücüne ayrıca bir personelin istihdamına gerek kalmayacak şekilde geniş kitleye ulaşma, maliyet ve zamandan tasarruf kesinlikle hızlı bir sonuç alma gibi konular bizi bu noktaya getiriyor. Teknolojiden yani teknolojiye ayak uydurmadığımız her yerde, her konuda aslında geri kalıp kaybolacağız gibi duruyor. Özellikle Covid'den sonra artık her şeyi de teknolojiye, dijitale, elektroniğe dönüştürmüşken bundan sonra teknolojik çözümlerle insan kaynağı tarafında bu şekilde dijital yöntemlerle, dijital çözümlerle hızlı sonuca varmak en doğrusu olacak gibi duruyor. Çok teşekkür ederiz Aler Hanım açıklamalarınız için. Evet, insan kaynakları alanında bu gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Soruları olan varsa, chatten sorarsa ben de onları konuşmacılarımıza aktarabilirim. Şimdi Ayşegül Hanım size geçelim. Siz uzun yıllardır uluslararası şirketlerde çalışıyorsunuz ve dijital dönüşümlerine şahit oldunuz ve projelerin içerisinde yer aldınız. Kişisel verilerin korumasına uyum projesi ya da e-ticaret sitelerinin uyumu aşamasında dataların yurt dışında olduğu veya yurt dışındaki tool'lar aracılığıyla yurt içindeki dataların yönetildiği süreçlerde
hem global DPO'larla olan iletişim, hem global ekiplerle olan iletişimin size avantajları ve dezavantajları neler oldu, ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz? Teşekkür ederim Bilge Su. Ben şöyle söyleyeyim, dediğin gibi ben herhalde kariyerimin başından beri hep global ekiplerle çalıştım. Senin de dediğin gibi artıları da var, eksileri de var. Aslında şöyle söyleyebilirim, global bir ekiple çalıştığınız zaman çok net sınırlar çiziliyor size. Yani neyi yapabilirsin, neyi yapamazsın. Hani en baştan aslında, çünkü orada bir ekip var. Onlar bir sürü ülkeyle çalışıyorlar ve hani bunu yönetebilmek için sınırları en baştan belirliyorlar. Benim de Watsons'daki ilk iş günümde böyle kalın bir doküman setiyle işte sen yapacağın şeylerin polisleri bunlar diye bana sunuldu. Örneğin işte bir sözleşme imzalayacağız, işte hangi durumda hangi draftı kullanmalıyım, hangi oranı aşıyorsak kimin onayına gitmeliyim vesaire gibi. Hani tüm bu konuların aslında sınırları çok net çizilmiş oluyor. Bu şekilde net sınırlar çizildiği zaman aslında bir yandan bu az önce dediğimiz artılardan biri. Çünkü bu grupta aslında headquarter'daki, merkezdeki kişiler bu polisileri, dokümanları yaparken aslında birçok ülkedeki deneyimlerini kullanıyorlar. Çünkü birçok ülkede bu tarz işlemler yapıyorlar. Ve aslında bize sundukları set en ideali. Yani öyle bir panik anında ya da herhangi bir risk alacağımız bir sözleşmede neyi nasıl yapmalıyız, yapmamalıyız bize çok net bir şekilde ve en idealini sunan bir doküman oluyor. O anlamda bu sınırların içerisinde kalmak güzel. Ama tabii biz Türk'üz. Bazen de şey istiyoruz, esnek olmak istiyoruz. Orada da biraz da bir zorlayabiliyor bizi bu tarz sınırlarla donatılmak. Ben mesela Hong Kong'a raporluyorum. 8 saat fark var aramızda. Ama bizim kişisel verileri düzenleyen, yöneten ekibimiz Amsterdam'da. Onda da 2 saat var arada. İnsan kaynakları ise Londra'ya bağlı. Orada da 3 saat var aramızda. Yani böyle işlerimizi yaparken bu prosedürlere göre çoğu kez onayla ilerlememiz gerekiyor. Onay almadan genelde hiçbir süreci işletemiyoruz. Orada da bu onay süreçleri birazcık hantallık yaratabiliyor, yavaşlama yaratabiliyor. Bu da bir eksi olarak söyleyebilirim. Bence global bir ekiple çalışmanın en güzel tarafı deneyim, yani var olan bir deneyimi kullanabilmek. Şöyle bir örnek vereyim. Biz son 1,5 senedir bir rekabet soruşturması geçirdik Watsons Türkiye olarak. Çok da mutlu bir şekilde söylüyorum. Herhangi bir ceza almadan, herhangi bir rekabet hukukuna ihlal rastlanmadan kapatıldı yakın zamanda. Mesela bu süreçte biz birçok perakende açılan bu soruşturmada birçok şirket gibi bir son dakika haberi olarak öğrendik hakkımızda bir rekabet soruşturması açıldığını. Hemen süreçleri işlettik. Ne yapmamız gerekiyorsa yaptık. Hani o noktada o panik anında elimizde böyle bir kural setinin olması bence güzel bir şey. Ve biz şeyle görüştüğümüzde, global ekiplerle görüştüğümüzde bize dediler ki panik olmayın, bu bizim birçok ülkede karşılaştığımız bir durum. Yani pandemi döneminde rekabet kurullarının böyle bir fiyat artışlarını denetleme refleksi oldu. Biz bunu yaşadık, hatta şunu yapın, şunu yapmayın gibi bize yönlendirmelerde bulundular. Böyle noktalarda, yani bence böyle büyük olaylarda bu işi bilen, daha önce yapmış ekiplerle çalışmanın hem bir avantajını yaşıyorsunuz size yol göstermesi anlamında, hem de bir rahatlık yaratıyor tabii ki. Ben emin ellerdeyim, bak burada bu işi daha önce yaşamış biri var gibi. O anlamda bence şey yaratıyor, bir güven yaratıyor. Bu da bence büyük bir artı. Kişisel veri dedik, DPO dedik, birazcık da ondan bahsetmek istiyorum çok kısaca. Biz çok detaylı bir kişisel veri anlamında çok detaylı incelemeler yapan bir ekiple çalışıyoruz. Geniş bir ekibimiz var privacy anlamında. Ve bize yine detaylı bir prosedür işletiyorlar. Şöyle bir yapımız var bizim. Watsons'ta eğer biz bir tedarikçiyle çalışacaksak ya da yeni bir kişisel veri projesi yapılacaksa, o proje canlıya alınmadan önce ya da sözleşme imzalanmadan önce grup IT çok detaylı bir inceleme yapıyor. Bu tedarikçi veri koruma süreçlerine haiz mi, veri güvenliğini sağlayabiliyor mu, kişisel veriyi nasıl işliyor vesaire gibi, hem ben birebir dahil oluyorum, bir denetim setimiz var orada, hem ben o süreci işletiyorum, hem de grup IT'ye onay veriyor, iki taraflı gidiyor. Böylece bir tedarikçiyle çalışacağımız zaman, çalışmaya başladığımızda biz şunu net bir şekilde biliyoruz, tüm her şeyi baştan öğrendik. Yani ileride bir veri ihlali vesaire söz konusu olursa o tedarikçiyle ilgili biz her şeyi baştan öğrenmiş oluyoruz. Ama tabii bunu İKOM ekiplerine sorsak çok hoşlandıkları bir prosedür değil. Çünkü işleri de aynı zamanda çok yavaşlatıyor.
Yani aslında bu da işte grupla çalışmanın birazcık özeti gibi. Bir yanda size çok güvenli bir alan yaratıyor. Her şeyin çok güvenli ilerlemesini sağlıyor. Her adımı bir prosedüre bağlı, her adımı bir onaya bağlı. Bunları işlettiğiniz zaman güvenli bir sonuç elde ediyorsunuz kesinlikle. Ama tabii süreçleri de yavaşlatıyor. Özellikle dijital ekipler bir an önce bir projeyi başlatmak istedikleri zaman orada bir takım yavaşlamalara sebep olabiliyor. Benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Globalle çalışmakla ilgili sorular varsa cevaplamaktan memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi veri etki analizlerinin buradaki gelişmelere etkisi de bizim için çok değerli. Kişisel veri koruması kanunu diğer mevzuatlara göre, örneğin GDPR'a göre daha yeni bir düzenleme olduğu için bu şekilde global deneyimler buradaki düzenlemelere ve bizler gibi mevzuat komitelerinde, derneklerde çalışanlara ışık tutuyor. Çok teşekkür ederiz açıklamalarınız için. Rica ederim. Gürkan Bey, size geçelim dilerseniz. Sizin hem bilgi teknolojileri hem müşteri deneyimindeki yoğun tecrübeleriniz ve çalışmalarınız sayesinde aslında hukuk departmanlarıyla da mesainizin bol olduğunu anlıyoruz. Özellikle sadakat kart süreci gibi doğrudan müşteri deneyimini etkileyen süreçlerde üyelik sözleşmesi imzalanması, işte iletişim izni alınması, yurt dışına aktarım izni alınması gibi aslında pek çok hukuki adım yer alıyor. Bunların hem sizin tarafta olumlu olumsuz etkileri veya çözüm önerileri aşamasında bizlere sunabileceğiniz katkılarınızı sizlerden dinleyebiliriz. Evet, öncelikle davet için ben de teşekkür ediyorum hem ZMD'ye hem Alkaş'a, sizlere de katılmanız için ve değerli dinleyiciler için. İşte tabii bu kadar hukukçunun içinde çok da böyle hukuk benim çok konuşmak isteyeceğim en son şey. O yüzden de işin böyle hukuksal tarafı değil, biraz daha işin müşteri deneyimi ve bunun teknolojiyle birleşmiş tarafı ile ilgili bir örnekle veya bir konuyla devam etmek istiyorum. Hani ben yaklaşık 20 yıldır perakendenin içindeyim. Herhalde bundan 20 yıl önce, 15-20 yıl önce deselerdi ki IT ve hukuk birimi hani bu kadar iç içe çalışacak, neredeyse hani kol kola girecek, çalışacak deselerdi en son bir araya getireceğimiz iki departman diyebilirdik yani. Çünkü çok da olmazdı işimiz. Yani hani belki bir işe girişlerde bir çıkışlarda olurdu ama bugün baktığınızda hani bizim de hukuk birimimizde ve danışmanlık aldığımız hem GDPR hem KVKK konusundaki firmalarla en yoğun çalışan departman IT departmanı. Çünkü neden? Aslında dediğiniz gibi bir veri var ve şu anda günümüzün en kıymetli şeyi, hatta yeni petrol, veri diyoruz. Bu verinin üzerinde de bir şekilde evet işleyenler, başka departmanlar, iş birimleri ama verinin üzerinde oturan departman da birazcık IT departmanları. O yüzden de çalışmalarımız ve ilişkilerimiz çok yoğun oluyor. Aslında şöyle demek istiyorum. Bir yeni müşteriyle karşı karşıyayız biz perakende olarak. Bu yeni müşteri nasıl? Özellikle pandemiden sonra da bir evrim geçiren tamamen bir yeni müşteriyle karşı karşıyayız. Peki bu yeni müşteri ne istiyor? Bu yeni müşteri bir kere alışveriş deneyimi anlamında genel geçer, eski kalıplardan uzaklaşmış bir müşteri. Yani genelleştirilmiş kampanyalar, pazarlama aktiviteleri, mağazada yaşadığı deneyimi genel geçer istemiyor. Kişiye özel bir alışveriş deneyimi, kişiye özel bir kampanya, kendini özel hissetmek istiyor. Ama aynı şekilde bu yeni müşteri kişisel veri anlamında verisini verme, paylaşma, takip etme, izleme anlamında da daha bilinçli bir müşteri. Bizi bence önümüzdeki yıllarda bir perakendeciler olarak bekleyen en büyük zorluklardan bir tanesi bu. Yani hem verisine sahip çıkan, verisini tanıyan, kime verdiğini bilen bir müşteri, aynı zamanda da kendini tanımasını isteyen bir marka ve müşteri. Yani diyor ki benim gittiğim marka beni tanısın, bana özel bir kampanya uygulasın, bana özel bir deneyim yaşatsın ama aynı zamanda benim verimi alırken, saklarken, işlerken ve ben istediğimde ve veya zamanı geldiğinde imha ederken buna da ekstra hassasiyet göstersin diyor. Bence bizim için en önemli ve en büyük sorun yaşayacağımız diyeyim perakendeciler olarak ilerleyen dönemlerde bu olacağını düşünüyorum. Bu konuda tabii bir dizi çalışma yapıldı. Sizin de söylediğiniz gibi işte yurt dışında daha olgunluğu yüksek olan GDPR, iz düşümü olarak bizde KVKK yapıldı. Tüm bu kişisel verileri,
düzenleyen. Daha önce ETK vardı, o hala devam ediyor aslında. Bunlar iç içe geçmiş. Son olarak bir İYS süreci girdi hayatımıza. Hani burada da müşterilerimize kendi rızalarıyla istedikleri yerden bu mesajları alıp istedikleri yerden alamamaları yönünde de bir platform açıldı diyeyim. Tüm bu entegrasyonları tabii gerçekleştiriyoruz biz perakendeciler olarak ama burada benim ana olarak dikkat etmek istediğim ve dikkat çekmek istediğim bir konu var. Hangi veriyi aldığımız değil, burada müşteriye karşı bence şeffaf olmamız, süreçleri doğru şekilde yönetmemiz en önemlisi. Yani müşteriden veriyi alırken tüm aydınlatma metinlerimizde, işte tüm bildirim kanallarımızda en ince detayına kadar bildirmeniz, veriyi işlerken aldığınız sebeple işlemeniz, veriye gerçekten onun bir değerli eşya olduğunu, belki bir fiziki eşya değil ama veri çok kıymetli bir eşya insan hayatına baktığınızda. Buna bir kıymetli eşya muamelesi şeklinde saklayıp gerekli yetkilendirmeleri ve işte sadece kanunda olsun diye yapılmamış bazı şeyler. Gerçekten bunu içselleştirdiğiniz kurum olarak veriye verdiğiniz hassasiyeti gösterirseniz ve devamında da işte gerektiği zamanlarda veya müşterimizin talebiyle ya da kişilerin talebiyle imha sürecimizi doğru yönettiğimizde bu sorunun aşabileceğimizi ve doğru bir müşteri deneyimi yönetebileceğimizi düşünüyorum. Çok çok teşekkürler. Sonraki turda da tabii vaktimiz kalırsa bunun işte teknolojik olarak ne yapabiliriz, ne yapıyoruz, bizi daha nasıl yenilikler bekliyor, buna da bir kısaca değinmek isterim. Teşekkürler Gürkan Bey. Kesinlikle çok önemli ki aslında temel KVKK'da da geçen konuya da değinmiş oldunuz. Biri veri minimizasyonu, yani ihtiyacımız olmayan veriyi almamak. Biri de hesap verilebilirlik, şeffaflık ilkesi. Dediğiniz gibi farkındalığın artmasıyla birlikte hem kötü niyetli kişilerin de sayısı artıyor. Örneğin bizim meslektaşlarımız arasından da KVKK taleplerini başka taleplerin aracısı olarak kullanmaya çalışanlar olabiliyor. Aynı tarafta sizin meslektaşlarınızdan da zafiyetleri bu şekilde kötüye kullananlar olabiliyor. Bunun aslında çözümü özen yükümlülüğü ve şeffaflıkla bütün prosedürleri ortaya dökebilmek ve bunların uygulanmasına rağmen bu hata veya eksikliklerin olduğunu gösterebilmek. İYS de burada dediğiniz gibi aracı ve aslında bir sicil oluşturarak şeffaflığı arttırıcı araçlardan bir tanesi. Bu vesileyle Zeliha Hanım'a sözü vermek istiyorum. Siz de Gürkan Bey gibi deneyiminizin içerisinde çok farklı dijitalleşme süreçleri içerisinden geçmiş ve şu an Koçtaş'ta da hem uyum hem hukuk tarafında, dernekte mevzuat komitesi tarafında bunları takip eden avukatlardansınız. ETK geldi, daha sonra KVKK geldi, İYS İleti Yönetim Sistemi'ne bu verilerin aktarım süreci geçti. Burada ne gibi deneyimler yaşadınız ve özellikle dijital dönüşümün daha verimli ilerlemesi için bir in-house avukatın nelere dikkat etmesi gerekir? Onları sizden dinleyelim. Tabii. Teşekkür ederim Bilgesu Hanım. Belirttiğiniz gibi arkadaşlar zaten diğer süreçleri de aktardı. Yani bir perakende, perakendenin tarafları, tedarikçi, müşteri, çalışanlar. Dolayısıyla birçok alanda zaten herkes dijitalleşmeye geçiyor. Yani bugün artık personel şirket içine girerken kart eskiden okutulurdu. Biz artık barkod, karekod okutuluyor. Buradan tutun şeye kadar müşterilerimizin talepleri doğrultusunda bizim verilere dair yaptığımız işlemler var. Şöyle düşünelim, mesela bizim çok değil bir 5-10 yıl önce Koçtaş kart aldığınızda bunu fiziki olarak da para programıydı. Sözleşme müşteri imzalardı kasada. Şu an mesela ne kart var aslında fiziki olarak ne de böyle bir imza süreci var. Artık zaman damgalı izinlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir gelişmenin olduğu durumda hukukta tabii ki bu sürece hemen adapte olup buna dair uyum şeylerini, gereklerini yerine getiriyor. Dolayısıyla yani mesela
arkadaşlar gene bahsetti. Bir veriden bahsettiğimizde kişisel verinin imhası dendiğinde yine dediğim gibi daha önce belki haral haral kağıt şeyinde imha edecekken artık veri dediğimizde ortada bir somut olan bir şey yok. Her şey dijital ortamda. Dolayısıyla mevzuat gereği anonimleştirme dediğinizde bunu da gene dijital bir ortamda yapmanız lazım. Silmeyi de dijital ortamda yapmanız lazım. Ve bunlar için de tabii artık programlar var. Dolayısıyla mesela biz kişisel veri envanterimizi tuttuğumuz alan bir program. Burada işte biz kendimiz verileri giriyoruz ama verbise girecek şekilde, oraya aktarılacak şekilde artık bu sistemler hem şirket içindeki yapıyla uyuşuyor, SAP'dir veya işte başka kullanılan programlardır. Dolayısıyla bir hukukçu olarak da bunların aynı dili en azından konuşabilmek için bizler de tabii dijitalleşmeye önem veriyoruz. Ayrıca bunun tabii bizim kendi içimizde de bir yansıması oluyor. Biraz Alara Hanım da bahsetmişti. Şimdi bir hukukçu arkadaşımızın yapacağı işler in-house olarak da işte evrak kayıt, işte şunu buraya kaydet gibi eski usul olması yerine artık dijitalleşince hem zaman kazanma oluyor, hem her departmanda olduğu gibi bütçe sorunlarını aşmış oluyorsunuz, hem daha kaliteli işlere, stratejik işlere zaman ayırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bunların da tabii hukuk departmanında kullanımının yoğunlukta olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Ayrıca biz mesela kişisel veriler alanında işte biliyorsunuz bu süreci yönetmek için şirketler herhalde benzerde bir komiteler işte takip için neler yapılabilir. Bunların başında da hep gene hukuk geliyor, hukukun yönetimiyle ilerliyor. Açık rıza, aydınlatma metinleri, sonra bunun denetim süreçleri oluyor biliyorsunuz. Yani kendi içimizde de kişisel verilere dair yaptığımız çalışmaların nasıl, yani bugün bir denetim gelse neler olur, ne gibi eksikliklerimiz çıkar. Bunların pratiğini yapıyoruz. Dolayısıyla bunun bir de eğitim boyutu da var. Yani kişisel verilerin eğitimi alanında şirket çalışanlarına bir eğitim de vererek hem farkındalık hem bu konudaki dikkatlerini, bilgilerini ve dolayısıyla da riskleri azaltma çalışmalarımız oluyor. Tabii bir gene biliyoruz veri sahiplerinin başvuru süreçleri de oluyor. Bunların da hepsi süreli, kanuna uygun yapılması gereken işler. Dolayısıyla burada da mesela biz pazarlama, yani birisi veri silme talep ettiğinde şirkette hukukun öncülüğünde bu IT'ye dokunuyor, aynı zamanda İK, aynı zamanda IT, pazarlama. Hep beraber bunun nerede, hangi veri silmeli miyiz veya işte kanuna göre silinebileceklerimiz, neleri yapabiliriz? İşte bizim tabii sadakat kartı programımız var dediğim gibi paro, onlarla görüşme gerekirse. Bunların hep yönetimini süresi içerisinde yapmak gerekiyor. Dediğim gibi var biz konusunda da işte bu özellikle dijitalleşen süreçte onlardan yardım alıyoruz programlardan. Bir de tabii kişisel verinin güvenliğinin sağlanması konusu var. Gürkan Bey de bahsetti. Kişiler aslında verilerinin en iyi şekilde saklanmasını da istiyor. Günümüzde herkes müşteri de artık çok bilinçli. Elinde mesela işte ihlal bildirimlerinde falan da artık hep görüyoruz yani nihai tüketicinin de bu konularda hassas olduğunu. Dolayısıyla buna dair güvenliği de hiçbir zaman unutmadan süreçlerimizi takip edip sonlandırıyoruz böyle. Teşekkür ederiz Dilan. Dediğiniz gibi tüketicilerdeki farkındalık artışını sosyal medyadan takip eden, bunun üzerine soru soran ve eskisi kadar sadece sosyal medyadan değil resmi olarak da başvuru yapan kişi sayısı çok arttı. Aynı şekilde pandemiyle ve uzaktan çalışmayla bu anlamda içerideki sistemlerin dijitalleşmesi de oldukça hızlandı. Ve bununla birlikte perakende de paralel alanlara olan ilgi de arttı. O yüzden Alara Hanım'a şimdi sağlık alanında bir soru yöneltmek istiyorum.
Şu an özellikle pandeminin akabinde sağlık sektörüne olan ilginin artmasıyla perakendecilerden de bu alana yatırım yapmak isteyenler olabiliyor. Rastotek bu anlamda sağlık teknolojileriyle ilgili ne gibi gelişmelere imza attı? Bunu sizden dilerseniz dinleyelim. Teşekkür ediyorum Bilgesu Hanım. Şimdi her konuşmamızda aslında veri temelli, işte büyük veriye dayalı, veri elimizde veriler var, ne yapacağız? Bu veriler nereye gidecek? Nasıl daha rekabeti arttıracağız gibi konulara ister istemez yani kişisel veriden kopamıyoruz aslında hem veri hem kişisel veri kapsamında. Hukuk tarafında zaten tüm meslektaşlarımın belirttiği gibi kesinlikle birebir iç içe ETK, işte KVKK, sağlık yönetim bilişim sistemleri gibi birçok konuda biz de işin içindeyiz. Her şey kanuna, mevzuata uyumlu olsun. En ufak bir aykırılık çünkü, en ufak bir ihlal, en ufak yanlış bir kelime dahi bizi çok farklı noktalara götürebilecek. Yine burada bir daha altını vurguluyorum. Teknolojik çözümler, siber güvenlik tarafı ve bunun gibi dijital yatırımlar da bizim için bu noktada önemli. Biz Rastotek olarak hem bilişim altyapımız hem de bu alandaki çalışmalarımızdan kaynaklı bu konulara çok hassasiyetle yaklaşıyoruz. Hem firmalarımıza sağladığımız hizmetler hem projelerimiz bağlamında. Sağlık bilişiminde de yine teknolojik çözümle. Çünkü artık devletler de bu işin içinde. Teknolojik çözümleri, dijitalleşmeyi onlar da teşvik edici yatırımlar yapıyorlar biliyorsunuz ki. Biz de bu noktada sağlık bilişimine de kendi tecrübemizle birlikte proje bazlı yatırımlarımızı burada da sürdürüyoruz, çözümlerimizi. Aler Hanım sesiniz kısıldı şu an. Dilerseniz çözümlerinden sonrasını tekrar alalım. Evet, sağlık bilişimi de yine aynı şekilde bizim için özel nitelikli veri olarak ele alıyoruz ve daha kritik veriler bu noktada karşımıza çıkıyor. Burada sağlık bilişiminde şimdi hastanelerde farklı çözümler var biliyorsunuz. E-nabız, MHRS, işte hastane bilgi yönetim sistemleri, klinik bilgi sistemleri içerisinde ciddi veri barındıran sistemler kullanılıyor. Biz de yoğun bakım bilgi yönetim sistemleriyle birlikte yoğun bakım ünitelerinde hasta verilerinin doktorlarla, sağlıkçılarla, hemşirelerle paylaşılması, burada veri akışının sağlanması ve en temelinde hastanın sağlığına kavuşması, hastanın hayati tehlikesinin atlatılması, hızlı çözümden yine söz ediyoruz burada da. Yani bir hemşirenin, bir doktorun kağıt kalem alarak buradaki raporları tutmasından ziyade o anki verilerle, veri akışıyla birlikte, güven veri akışıyla birlikte hastanın hayatta kalması için bu şekilde teknolojik çözümlerimizi üretip sunuyoruz. Bu da aslında bir noktada online ve perakende tarafında da dediğiniz gibi yatırım süreçlerine giriyor. Şimdi COVID döneminde sanal hastane diye bir kavram duyduk biz. Sanal hastane tamamen sosyal medya üzerinden doktorların, sağlıkçıların bir araya gelip burada kişilerin sorularını cevaplandırması şeklinde ilerledi. Ama tabii sosyal medyanın ne kadar güvenli olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada paylaşılan sorunun, burada aktarılan bilginin, burada gönderilen sağlık raporunun ne kadar korunduğunu hepimiz için tabii soru işareti. Herhangi bir yerde ifşası da mümkün tabii ki. Bu noktada hastanelerde artık ne yapıyorlar? Mobil çözümlerle, bunun gibi işte teknolojik çözümlerle uzaktan iletişimle, pandeminin çok büyük etkisi var bunda. Uzaktan iletişimle güvenli altyapıyı oluşturarak yatırımlarıyla beraber sağlığı, bilişim, sağlık, işte teknolojik hastane, dijital hastane haline getiriyoruz. Sanal hastaneden yola çıkıp bunu daha güvenli hale getirmekte fayda var. Tabii burada doktorun işte bağlı olduğu, tabi olduğu mevzuat, hastanenin tabi olduğu mevzuat, buradaki çeşitli akreditasyonları sağlamış olması, bu hizmeti vermesi açısından bunlar da çok önemli. Ama kesinlikle bir dijitale dönüşüm varsa, online tarafta, dijital tarafta böyle bir hizmet verilecekse, burada mevzuatta halen düzenlenmeyen konular var. Biz de bazen buradaki çözüm üretim noktasında hem uluslararası hem yerel mevzuatımızı kontrol ederek bir çözüm ulaştırıyoruz.
görüyoruz ama kesinlikle perakende ve online sağlık hizmetlerinin doğru şekilde verilmesi için burada yasal bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Burada da öngörülen veya işte HIMS gibi kurumların buradaki vizyonu, buradaki önerileri dikkate alınarak bu alandaki çalışmaların bu hassasiyetle yapılması gerekiyor. Yine ben konudan bağımsız aslında veri işlemeyle alakalı perakende tarafında, online tarafta da yine birçok hizmet verdiğimiz için elektronik ticaretin veya perakende sektörünün dijitalde sağlamış olduğu hizmetler, sunumlar, dediğiniz gibi ETK izinler vesaire, burada toplanan verinin, elde edilen verinin anonim hale getirilerek çeşitli sonuçlar üretilmesi, bu sonuçlara bağlı olarak sağlık bilişiminde, insan kaynağında, online'da, perakende de doğru sonuçlar, işte burada da büyük veri, doğru sonuçlara ulaşılması için kesinlikle teknolojik çözümler, kesinlikle buradaki dijitalleşmenin sadece online'da ürün satışı ya da online'da ürün tanıtımı, çevrimiçi pazarlama değil, güvenli veriyle güvenli doğru sonuçlar elde etmek hepimizin ileriki dönemde daha doğru piyasada bulunmasını, rekabeti de tabii daha doğru bir şekilde ilerletmesini sağlayacak çözümleri kesinlikle öneriyoruz. Bunlar bizim daha güvenli, daha doğru, en başında belirttiğim gibi zamandan ve maliyetten tasarrufla ileriye yönelik yatırımlarımız olacaktır. Konuya sorularla devam edebiliriz. Teşekkür ediyorum Bilge Su Hanım. Çok teşekkür ederiz Alper Hanım. Bu çok sık konuşmadığımız konulardan biriydi. O yüzden değerli açıklamalarınız için teşekkürler. Sağlık sektörü perakende gibi, organize perakende gibi hali hazırda kadrolarının yetişmiş, eğitimli, bilgili ve veri güvenliği alanında da hassas olan kadrolarının yönelmesi halinde önemli gelişmelerin sağlanabileceği bir alan. Şu an pek çok üretici, yani telefon satan büyük markalar da sağlık sektörüne ve bu alandaki gelişmelere yatırım yapıyor. O yüzden bizlerin de bunun hassasiyetle takip etmesi, sağlık verisinin o özel nitelikli yapısına dikkat etmesi, şifreleme ve bilgi güvenliği açısından hassasiyetleri göstermesi çok önemli. O yüzden çok tekrar teşekkürler. Soruları da olursa onları da aktarabiliriz. Şimdi tekrardan Ayşegül Hanım'a dönelim. Sizlere de aslında az önce nasıl hastanelerin sanal hastaneye dönüşmesinden konuştuk. Şimdi de offline mağazacılığın en sık görüldüğü, en yoğun yaşandığı kozmetik sektöründen örnekle offline'ın online'a geçişi de yaşananlardan konuşalım istiyoruz. Bu daha önceden, az önce Zeliha Hanım da söyledi, kartları fiziki formlarla alınır, bunların depolanması sağlanmaya çalışılırdı. Fuarlar, bu tarz konferanslar yüz yüze yapılırdı. Hani olumlu olumsuz avantajlarını bir kenara bırakalım. Ama şu an bir gerçek var ki hepsi bunların dijital ortamda gerçekleşiyor. Ve burada e-ticaret sektörünün oyuncularında yine hukukla teknolojinin kesiştiği bir noktaya ilerliyoruz. Burada proje geliştirirken, proje geliştirenler ve hukukçuların dikkat etmesi gerekenler neler, size soralım. Teşekkür ederim Bilge Su. Ben biraz geriden başlayarak cevaplayacağım bunu aslında. Şöyle, hem bu seminerin konusu da teknolojik mevzuat olduğu için aslında hani buradaki hukukçular ve Gürkan Bey de çok iyi bilir. Normalde süreç şöyle oluyordu. Mesela teknolojik bir mevzuat oluyordu. Biz şirketler o mevzuat çıktığı ilk günden itibaren uyum sağlamaya çalışıyorduk. Hatta taslaklar yayınlandığı andan itibaren böyle derneklerle konuşarak falan uyum sağlamaya çalışıyorduk. Ama biz genelde şeyde zorlanıyorduk. Bu uygulamaya geçildiği zaman işte resmi kurumlarda, devlet dairelerinin adaptasyonu kolay olmuyordu. Bunu mesela KVK'da yaşadık yakın zamanda. Ya da elektronik imza bende çok güzel bir örnek. Aslında mevzuat elektronik imzaya izin veriyor ama mahkemeler elektronik imzalanmış bir evrak geçerli kabul etmeyebiliyor. Şimdi son zamanlarda ise hayatımıza pandemi bir realite getirdi. Hani biz hep itici güç mevzuat, yani müşteri ihtiyaçlarına yönelik mevzuat ve devamında hani bizim şirketler olarak yaptıklarımızken burada bambaşka bir realite ortaya çıktı. Pandemi girdi hayatımıza ve herhalde perakendeciye en büyük kabusu nedir diye sorsalar business anlamında cevap vereceği şey gerçek oldu. Mağazaları kapattık hepimiz, yani çok uzun bir süre. Hem
pandeminin başında full kapalı kaldı tüm mağazalar. Sonrasında da sokağa çıkma yasakları vesaire derken çok uzun süre aslında çok az verimle çalışabildik. Yani online'a geçmek aslında birazcık bir zorunluluk haline geldi. Online'a yatırım yapmak. Bence pandemi olmasaydı da hepimizin listesinde bir numaralı bir konuydu ama pandemi bunu çok hızlandırdı. Orada da senin dediğin gibi kozmetik sektöründe Watsons gibi markalar, biz şöyle bir müşteri profilimiz var bizim. Hani gideyim ben ikinci raftan şampuanımı alayım, kasaya gideyim çıkayım gibi bir algı yok hani Watsons'da. Yani müşteri genelde Watsons'a girdiğinde bir gideyim duş yerlerinde indirim var mıymış bakayım. İşte güneş yağları ne durumda? Hani böyle bir girerken kafasında bir iki tane şey varsa bile çıkarken bambaşka bir sepetle çıkabiliyor Watsons'tan. Hatta biz de son yıllarda kendimi kaybederim, kendimi bulurum Watsons'ta diye bir slogan kullanıyoruz. O yüzden ki bence çok uyuşuyor markayla. Çok bizi özetleyen bir slogan bence. Netice olarak tüketici kozmetik markalarında bence özellikle bir deneyim yaşıyor offline'da. O yüzden de online'a geçerken aslında bizi zorlayan şeylerin başında bence bu geliyor. Tüketiciye o deneyimi yaşatmak. Ama orada da çok güzel çözümler yaratılıyor, teknolojik çözümler. İşte müşterinin, tüketicinin ruju direkt kendi üzerinde bir video üzerinden deneyip hani görebileceği bu bana yakışıyor mu gibi hani altyapılar geliştiriliyor. Bu da bence güzel bir şey. Yani bu anlamda çok projeler var, daha yapılıyor, yapılacak. Bence güzel çözümler olacak. O adaptasyon bir şekilde sağlanacak bence müşteriye. Ama işte bu söylediğimiz noktalar da bu tüketicinin kendi üzerinde ruj denemesi vesaire hep kişisel veri böyle en temel konu haline geldi son yıllarda. Biz e-com ekipleriyle ve IT ekipleriyle çok yoğun bir şekilde çalışmak zorundayız. Yani bu artık bir zorunluluk haline geldi. Hani burada da sen önerilerimi sormuştun. O anlamda onu söyleyebilirim. Bence biz mesela eminim ki birçok şirkette vardır. Watsons'ta bir kişisel veri komitesi kurduk. Düzenli olarak toplanıyoruz. Hangi projeler var? İşte KVK'ya etkileyen neler var? KVK hangi kararı yayınladı vesaire. Hani bunları konuşup aksiyonlarımızı belirliyoruz. Ayrıca prosedürlerimizi de bu anlamda güncelliyoruz. Bence burada en temel konu hani bu departmanlar arasındaki işbirliğinin çok net bir şekilde sağlanması. İkinci olarak da hukuk olarak bizim projenin en başından, daha tasarım aşamasından itibaren işin içinde olmamız çok önemli. Çünkü hani şöyle şeyler yaşadık hepimiz geçmişte. Mesela işte biz bir proje yaptık, canlı alıyoruz haftaya, sence uygun mu gibi. Hani o noktada tabii ki hukukçu kendini şey bir noktada buluyor. Mesela aydınlatma yükümlülüğünü en başa almanız gerekiyor ama o bir altyapı değişimi gerektiriyor vesaire. Hani hep bu sorunlar yaşandı geçmişte ilk KVK ilk dönemlerinde. O yüzden bence hukukçunun projenin tasarım anından itibaren işin içinde olması çok kritik. Bununla birlikte bence şeffaflık mı demeliyim tam adına bilmiyorum ama projenin tüm detaylarıyla hukukçuya aktarılması çok önemli. Çünkü şöyle algı farklılıkları da olabiliyor. Mesela dijital ekiplere göre kişisel veri olmayan bir şey hukukçunun teknik bakış açısında kişisel veri olabiliyor. Mesela sipariş numarası, online'da verilen sipariş numarası, onlara göre sipariş numarası tek başına, onlara göre demeyeyim bu arada, böyle şeyler olabiliyor. Sipariş numarası kişisel veri değil gibi bir algı olabiliyor ama biz hukukçular projenin diğer detaylarına bakıyoruz. Hangi sistemlere bağlı, nelerle eşleşiyor vesaire. Ve bu noktada biraz şey olabiliyor. Bunun bir kişisel veri olduğuna kanaat getirebiliyoruz. O yüzden projenin bize en baştan ve detaylarıyla aktarılması bizim için çok kritik. Bunun yanında bence ekiplerin düzenli şekilde eğitilmesi, KVK eğitimleri verilmesi çok önemli. Çünkü yaşayan bir kanun bu bence. Hani sürekli teknolojik gelişmelerle güncellenen bir kanun. Avrupa'daki GDPR'daki düzenlemelerle gelişen bir kanun mevzuat. O anlamda hem bizim düzenli olarak eğitimler almamız hem de ekiplerimizi bu anlamda eğitmemiz bence çok kritik. Önerilerimi böyle özetleyebilirim. Çok teşekkürler Ayşegül Hanım. Buradaki işbirliği vurgumuzu her zaman gerçekleştiriyoruz ve sözü de o yüzden Gökhan Bey'e devrediyoruz. Bu hukukçuların KVK projelerinde hazırlamamız gerekiyor hukuken dediği envanterler, vergisi kaydı gibi hukuki zorunluluklar. İlk başlarda sadece bir idari para cezası riskiyle hazırlanan belgeler gibi gözükürken daha sonra bir veri, hangi kişisel veri nerede, nasıl alınıyor, nerede saklanıyor, nereye aktarılıyor, nasıl imha edilecek gibi konularda sizlerin de işlerini kolaylaştırdığını gözlemledik. Burada siz deneyimlerinizi paylaşabilir misiniz? Önce tabii Ayşegül Hanım orada birazcık
söylediği örnekler hep bizim departman doğru geliyor. Çok belli yani. Örneklerden belli. Ya bir kere canlıya alınma kelimesi varsa zaten başka departmana gitmiyor. O çok belli. Yani. Yani onu söylüyorum ama haklı olduğu yerler de var tabii. Biz de açıkçası projelere hani oradan bir başlayayım. Birazcık böyle hani güvenliği esas alan bir tasarımla. Hani bu dünyada da şey var ya, privacy by design deniyor. Hani yani biz de biraz böyle yapmaya çalışıyoruz. Evet, her şeye başlamadan önce diyoruz ki böyle bir projemiz başlayacak. Önce önerilerinizi alabilir miyiz? Çünkü çok doğru Ayşegül Hanım. Yani eğer buna göre bir çok basit bir şey söyleyeyim. Yani bir kendinden tıklı bir onay formu ya da sonradan seçenekli bir onay formu, en basitinden gideyim. Bunu eğer en sonunda hukuk birimi derse ki burası tıklı gelmemeli, burayı siz müşteriye tıklatmalısınız dediği noktada, o belki de en başa kadar gidip hani herkes de şey, hemfikir siz çünkü bu konuda çok ciddi bir şey olduğunu biliyorum. Bu gerçekten en başa kadar gidip böyle içeride çok ciddi projenin de hatta süresini dahi uzatan geliştirmelere kadar gidebilecek durumlar. O yüzden biz de tabii ki bazı zamanlarda işte perakendenin o dinamikliği, çok hızlı karar vermemiz gereken şeyler, işte bir pandemi süreci geçirdik ve pandemide işte biz bir görüntülü alışveriş diye bir deneyim yaşatmaya çalıştık müşterilere. Şimdi burada biraz hızlı ve çevik hareket etmemiz gerekiyordu. O yüzden bir yerler ilerledikten sonra hukuki onayları almak zorunda kaldık. Çünkü çok hızlı olmanız lazım ama genel olarak Ayşegül Hanım'ın söylediklerine de katılıyorum. Biraz da ilk başta söylediğine bir atıfta bulunayım. Bir işte biraz da biz Türk'üz, biraz da kervanı da yolda dizdiğimiz zamanlarda olabiliyor açıkçası. Veri envanteri kısmına gelecek olursam aslında bu sürecin en önemli kısmı burası. Biraz ilk başlarda projelere başladığımızda ya da sektörde gördüğüm mış gibi yapıyorduk. Yani veri envanterlerini hazırlıyoruz. Evet, bir Excel'ler dolaşıyor ortalıkta genel olarak şirketlerde. Ama o veri envanterine baktığınızda içeriği hiçbir zaman sürdürülebilir değil. Bunu bir data discovery tool'uyla arkasına bağlayıp da gerçekten bizde böyle bir veri var mı? Ve bu veriyi biz diyelim ki süreç bazlı ilerliyoruz. 2 yıl saklamamız gerekiyor veriyi ve veri envanterimizde de buna 2 yıl dedik. Peki gerçekten o 2 yılın sonunda ne oluyor sorularının cevabında ciddi problemler olduğunu gözlemliyorum. Hem görüşmelerimizde hem yaptığımız uyumlarda en büyük problemlerden biri bu. Evet, bir şey söylüyoruz ama birçok şeyi de mış gibi yapıyoruz aslında. Ya da öyle oluyordu. Şu an çok daha olgunluk seviyesinde bu konu aslında ve uyum çalışmaları benim gözlemlediğim kadarıyla diyebilirim. Bir diğer konuda biz burada şöyle bir yol izliyoruz aslında. Verilerin alınmasını başlayan süreçle birlikte az önce de söylediğim gibi müşterilerimize son derece şeffaf ve açık bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. Yani veriyi neden aldığımızı çok açık bir şekilde söylüyoruz. İşte aması lakini olmadan, herhangi bir böyle gizli metinleri olmadan tüm açıklığıyla paylaştığımız iş ortaklarımızı varsa bunları tüm açıklığıyla. Bazı verilerimizde işte yurt dışı paylaşımları olabiliyor işin gereği. Bunu da çok açık bir şekilde söylüyoruz. Bunu da devamında veri güvenliği politikalarımızla bunu ve uyguladığımız teknolojik altyapılarla da bunu destekliyoruz. Yani evet, bunu biz beyan ediyoruz. Evet, sizin verinize biz bu hassasiyetle de davranıyoruz gerçekten. Ve bunların da hiçbirini mış gibi yapmamaya çalışıyoruz. Bunu kendi içimizdeki koyduğumuz prosedürlerimiz, talimatlarımız ve denetimlerimizde içselleştirmeye de çalışıyoruz. Çalışanlarımızdaki olgunluk seviyesini, verinin tam olarak ne demek olduğunu aslında anlatarak, işte mağazalarımızdaki çalışanlarımıza keza ya da hassas veriye dokunan çalışanlarımıza, işte örnek veriyorum insan kaynakları birimi ve IT. Burada aslında en kritik noktada olan 2 tane birim var. Çünkü biri demin de söylediğim gibi verinin üzerinde oturuyor tüm verine. Diğeri de çalışanlarla ilgilen işe giriş süreçleri olduğu için çok ciddi veriler elinde tutuyor. Burada sık sık buradaki ekip arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ayşegül Hanım'ın söylediği gibi bir KVKK komitemiz var. Burada sadece bizim süreçlerimizi değil,
Türkiye'de olan diğer süreçleri de değerlendiriyoruz. İşte GDPR'daki yenilikleri değerlendiriyoruz. Çünkü biz aynı zamanda GDPR'a da tabiiz. Şu anda işte 5 Avrupa Birliği ülkesinde operasyonumuz var. Ve bunların da tamamını Türkiye üzerinden yönetiyoruz. Bizde de aslında globallik biraz tersine çalışıyor. Yani biz oradaki ülkelere göre genel merkez oluyoruz. Buradan yürütmeye çalışıyoruz. Bu yüzden bence en önemlisi, yine sözlerimin başında söylediğim gibi, veri envanterini oluştururken gerçekten sürdürülebilir, takip edilebilir ve sürekli güncellenen bir yapıda oluşturmak. Buradaki vaatlerimizi sağlam temeller üzerine oturtup buradaki vaatlerimizi yerine getirebilmek ve kurum içinde kişisel veri ve veri nedir, işte hassas veri nedir, burada nasıl yaklaşmalıdır bilincini ve olgunluk seviyesini arttırmak olduğunu düşünüyorum. Bunların da tamamında sizin de az önce söylediğiniz gibi izlenebilir, şeffaf, hesap verebilir ve işte veriyi de minimize ettiğimiz yalnızca işimize ve kullanımımıza kadar kısmını aldığımız bir yapı kurguluyoruz ve kurgulanmasını öneriyorum diyeyim. Teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi hayata geçmeyecekse, kullanılmayacaksa envanter neden hazırlanıyor ya da hazırlanıp kenara bırakılıyor? Kullanıldığında ise tüm bu ilkeleri aslında bir kere de uygulayabilir hale getirmiş oluyoruz. Bu vesileyle son soruyu Zeliha Hanım'a yönelteyim. Bu teknolojik ve hukuki uyum sağlanırken bu problemleri anlamak, yurt dışına aktarımın önündeki engelleri fark etmek, bunlara çözüm önerileri sunmak için gerçekten çok ticari bir bakış açısına sahip birer hukukçu olma ihtiyacı hissediyoruz. Bunu da ancak Zincir Mağazacılar Derneği gibi, GPD gibi, TANF gibi mecralarda sağlayabiliyoruz. Sizler bu hem şirket içi komiteleşmenin hem sektörel derneklerin faydalarından biraz bahsedebilir misiniz? Elbette. Zaten aslında mevzuatın ve bir hani ideal bir yasanın oluşması için meclisin tarafları dinlemesi gerekir. Bu çerçevede de biz perakendeciler olarak, organize perakendeciler olarak mesela Koçtaş, Vasınız muhtemelen, işte ZMD üzerinden, ayrıca çatı kuruluşumuz TANF var, biliyorsunuz, bir de Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin perakende meclisi var. Bu kanallar bizim için çok hayati öneme sahip. Şöyle ki, yani bir mevzuatta aslında yazanlar da günün sonunda bir tüketici. Hepimiz tüketiciyiz. Tüketici bakış açısı mevzuata dair, yani perakende üzerinde çıkan yasalarda daha ağır basıyor. Ama orada işte sonuçta bir raf nasıl olur? İşte bir primden bahsederken acaba hani neden bahsediyoruz? Dolayısıyla perakendenin o ürün kendi işleyişine dair özellikleri tabii çok bilinemiyor. Bunları aktarmak, kendimizi ifade etmek için de en güzel yol, zaten en etkili yol da perakendeye dair bu üyesi olduğumuz dernekler oluyor. Bu konularda düzenli olarak mevzuat toplantıları yapıyoruz. Hem sektöre dair problemleri aktarıyoruz, hem çözüm önerileri de. Bence en büyük farkımız bu, bir de çözüm de sunuyoruz. Yani bir şeyi teklif ederken sadece itiraz etmiyoruz. Yani şu şöyle olabilir, böyle olmalıdır diyoruz. Bence bu da çok önemli. Hem devlet tarafında, yani bürokrasi tarafında, hem meclis tarafında, neyse ki yani çoğu zaman da dinleniyor aslında. Çünkü gerekçeleriyle mesela Avrupa'daki uygulamaları gösterebilirsiniz. Veya işte işleyişe dair süreçleri anlatabilirsiniz. Bunlarla çoğu zaman da başarılı oluyoruz ve bu konuda da en büyük desteğimiz dediğim gibi dernekler oluyor. Çünkü tek bir firmanın problemi bir anlam ifade etmiyor. Yani ne zaman ki hep beraber ortak bir şey söylediğimizde bu hem etkili oluyor, hem de birbirimizin de eksiklerini kapatıp daha doğru bir yolu da bulabiliyoruz. Hatta biliyorsunuz federasyon içinde perakendenin farklı tarafları bile olabiliyor yani. Kendi içimizde de bir
nasıl diyeyim, kendiliğinden bir çek sistemi de oluyor. Yani doğru mu yapıyoruz, kontrol de etmiş oluyoruz. Dolayısıyla bu mevzuat çalışmaları çok önemli. Bu çerçevede mesela Ankara ziyaretleri oluyordu. Artık tabii biraz onlar da pandemiyle azaldı ama ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çok sektörümüz için hayati, dediğim gibi hani herkes tüketici ama biraz da perakendeci bakış açısı da gösterme fırsatı bulmuş oluyoruz böylelikle. Çok teşekkür ederiz değerli açıklamalarınız için. Şu an sorular kısmına geçebiliriz, sorularınızı alabiliriz. Kısaca özetlemek gerekirse, öncelikle İK süreçlerinde yola çıktık. İşe alım süreçlerinden, iş gücü alanındaki verimliliği arttırmaktan bahsettik. Ve bu verimliliği arttırmak için teknolojinin bizim yanımızda olduğunu, bunu gerek perakende içerisindeki İK süreçlerinde, gerek sağlık sektöründeki süreçlerde faydamıza kullanabileceğimizden bahsettik. Daha sonra uluslararası kuruluşlarla ve grup şirketlerle olan bağlantımızı hem buranın genel merkez hem yurt dışına bağlı çalışma örnekleri üzerinden nasıl ilerleyebileceğini ve buradaki işbirliğinin çoğu zaman güven ortamını arttırdığını ama bazen de tabii ki süreçleri uzatabildiğini, bunu kompanse etmek için çalışmalar yapabileceğimizden bahsettik. Özellikle burada etki analizinden, veri etki analizinden farklı farklı konuşmacılarımız bahsetti. Ben de bu konuyu özellikle veri koruma mevzuatının ve işleyişinin geleceğinde çok daha önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Sizlerin de açıkladığı gibi envanterlerin doğru hazırlanması, belgelerin doğru hazırlanması önemli ama daha proje başlamadan veya işbirliği kurulmadan, iş ortağıyla anlaşılmadan önce bu veri etki analizinin yapılması eminim ki ilerleyen dönemde hem şeffaflık hem hesap verilebilirlik hem de veri minimizasyonu açısından işimizi çok kolaylaştıracak. Bütün bunları yönetebilmek adına da elbette hukuk, IT, CRM, İK, bütün paydaşların, bütün departmanların birlikte çalışması gerekiyor. Bizlerin teknolojik okuryazarlığımızı, finansal okuryazarlığımızı arttırması, diğer departmanların da hukuka ne zaman soracağını, nasıl onları dahil edeceği konusundaki kaslarını geliştirmesi. Ancak bu tip konferanslar, eğitimler ve etkileşimlerle gelişecektir diye düşünüyorum. O yüzden herkese katılımlar için çok teşekkür ederim. Tabii ki önümüzde de hızla gelişen bir teknoloji var. Belki bir sonraki konferansımızda Metaverse'ü konuşacağız. Belki takılan gözlüklerle AVM'lerin içine gireceğiz. Ve NFT ile konulan sanat eserlerini konuşacağız. Bundan düne kadar meslek birliklerine konulan müziklerin fikri mülkiyet sorunlarını konuşuyorduk. Belki yarın çok kısa bir zamanda dijital sanatların bu alandaki etkilerini konuşacağız. O yüzden sürekli gelişmeye, bu mecralarda da görüşmeye devam diyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Değişim rüzgarının bir parçası olduğumuz için de hepimize sağlıklı günler ve iyi çalışmalar diliyorum. Sorulara baktığımda herhangi bir soru göremedim ama varsa sorular alabiliriz. Yoksa oturumumuzu kapatabiliriz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz. İyi günler.